Özel Esentepe ve Anadolu Hastanelerinin katkılarıyla hazırlanan Sağlık'ta Bugün programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Özel Esentepe Hastanesi Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mücahit Kabar. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Teşekkürler, ben de iyiyim. Bugün böbrek taşı hastalıkları hakkında konuşacağız. İsterseniz ilk olarak böbrek nedir, ne işe yarıyor, bununla ilgili konuşmaya başlayalım. Tabii böbrek bizim Türkiye'deki hastalarımızın çok fazla önemsediği bir organ. Hemen böyle yanları ağrıyınca böbrem ağrıyor diye düşünürler. Ya da böbrek ağrısı herkesin bildiği böyle dillere pelesenk olmuş. Doğum ağrısıyla aynı gibi gözüken çok şiddetli bir ağrı çektiren bir organ. Peki normalde vücutta ne işe yarıyor? Böbrek aslında bizim vücudumuzdaki zararlı sıvı atıkların atılmasını sağlıyor. Yani biz işte yediklerimizden, içtiklerimizden zararlı sıvı atıkları kan yoluyla böbreklere geliyor. Böbrekler bir nevi süzgeç. Aslında aynı bir süzgeç. O süzgeç kötü maddeleri, suda eriyen kötü maddeleri süzüyor. Daha sonrasında da idrar yoluyla atılmasını sağlıyor. Katı maddeler de bildiğiniz gibi dışkı yoluyla, bağırsaklar yoluyla atılıyor. Yani böbrek bizim vücudumuzdaki zararlı sıvı atıkların süzülmesini sağlayan bir süzücü organ. İki tane bulunuyor vücutta. Biri sağda, biri solda. Sırt tarafına arkaya doğru uzanıyor böbrek. Yani vücudun yan taraflarında, buralarda arkaya doğru uzanan bir çift fasulyeye benzeyen bir insanın normal yumruğu kadar olan bir organ. Evet. Hocam peki bu böbreklerde taş nasıl oluşuyor? Bu böbrek taşı nedir? Böbrek taşı nedir? Böbreklerde taş nasıl oluşuyor? Aslında böbreklerdeki taşlar şöyle oluşuyor. İlk başta bu böbrek zararlı sıvı maddeleri atarken bazen katılaşıyor bunlar orada. Nasıl ki bir işte zeytinyağının dibine bir çökelti olur mesela, işte katılaşır. Onun gibi düşünebiliriz bunu. O çökelti zaman içerisinde dura dura etrafında daha fazla taş oluşturuyor. Yani küçücük bir kristalden başlıyor aslında bu iş. O küçücük kristal, işte böbreğin odalar var içerisinde. O odalardan bir tanesine düşüyor. Daha sonra etrafına kabuk oluşturmaya başlıyor. Bu kabuk büyüyor. Eğer, bunu anlatacağız, yeteri kadar su içmiyorsa, yeteri kadar hareket etmiyorsa bir insan, o kabuğun büyümesiyle beraber böbrek taşı oluşuyor. Evet. Bu yeteri kadar su içmiyordan da bahsetmişken, peki kimler risk altındadır hocam? Çok basit. Suyu az içenler en büyük risk altında. Bunun dışında böbreğin, ya en önemli şeyi suyu az içenler aslında sebebi. Tabii ki de genetik, bütün hastalıklarda olduğu gibi burada da genetik rol faktörü önemli. Yani işte ailede taş hastalığı varsa taş hastalığı görülme ihtimali artıyor. Bazı yiyecekleri çok aşırı tüketmek, ne mesela tuz, ne protein çok ağırlıklı beslenmek, ne ıspanağı aşırı tüketmek, çileği aşırı tüketmek. Ya bunları aşırı tükettiğin zaman problem. Yani işte mevsiminde çilek yemekte, mevsiminde haftada bir kere ıspanak yemekte, deli gibi her gün ıspanak yemekte problem var. Yani benim böbreğimde taş var, ıspanak yemeyeceğim mi? Hayır, yiyebilirsin, dengeli besleneceksin sadece. Benim böbreğimde taş var, tekrar oluşması için tuzdan uzak mı durmalıyım? Evet, tuz zaten zararlı bir şey. Yani sadece böbrek taşıyla ilgili değil ki. Yani bütün her yere zararlı bir şey zaten tuz. Evet. Bu da öyle, yani en önemli şey su. Hocam peki teşhisi nasıl koyuyorsunuz? Hastalar size hangi şikayetle geliyorlar? Hastaların bize en önemli şikayetleri tabii ki ağrı. Ya biz günlük rutin poliklinikte yan ağrısıyla gelen çok hasta görüyoruz aslında. Ya hocam işte böbreklerim ağrıyor benim, işte kontrole geldim, acaba taş olabilir mi diye. Genelde birçoğu taş çıkmıyor, çok nadir taş çıkıyor. Genelde taş ağrısı maalesef çok şiddetli oluyor. Bunun sebebi de şu, aslında büyüklüğü değil bunun sebebi. Böbreklerden idrar yoluna doğru iki tane borucuk var. Yani böbrekte idrar üretiliyor. Daha sonra idrar torbasına doğru gönderiliyor. İdrar torbası bir depolama organı. O depolamaya giderken iki tane borudan aşağı doğru iniyorlar. Taşlar idrar yolunu tıkadığı zaman, yani böbrekle idrar torbası arasındaki iki tane yol var, iki böbrek olduğu için. O yolu tıkadığı zaman böbrekte şişme meydana getiriyor. Yani yol tıkandı, yukarıda idrar üretildi ama aşağı akamıyor. O akamadığı için çok şiddetli o böbreğin şişmesinin ağrısı oluyor. O ağrıyla geliyorlar hastalar. Yani çok şiddetli yan ağrısı, idrarda kanama ya da idrarda koyuluk diyeyim, çay renginde idrar yapma en önemli böbrek taşı belirtileri. Evet, ama en büyük belirtisi de ağrı. En büyük belirtisi ağrı ama şöyle, mesela böbreğin içinde kanala düşmemiş büyük bir taş ağrı yapmaz. Mesela çok büyük bir taş ama kanala düşmemiş, ağrı yapmıyor, yapmayabilir yani. Yani böbrek taşında şöyle bir mantık yok. Yani işte ağrısız böbrek taşı olur mu? Olur. İlla çok şiddetli ağrı olması lazım. Evet, genellikle çok şiddetli ama
gene çok nadir de olsa hiç ağrı çekmeyen hastalar da oluyor. Onlar için kötü bir şey çünkü böbrekleri bitiyor mesela ama fark etmiyorlar. Fark etmiyorlar, evet. Hocam peki hasta size geldi, teşhisi koydunuz. Nasıl bir tedavi yöntemi, nasıl bir yol izliyorsunuz? Nasıl bir yol izliyoruz? Öncelikle böbreğin durumuna bakıyoruz aslında biz. Ben hep şunu söylerim hastalara. Yani senin için ağrı önemli. Çünkü hasta ağrıyla bize geliyor. Benim için de böbreğin önemli. Ben de böbreğini kurtarmam lazım. Böbrekte bir anormallik var mı yok mu ona bakmam lazım. Az önce anlatmıştım ya, taş yola düştü. Yolu tıkadı, böbreği şişirdi. Hı hı. Maalesef bu böbrek şişmesi günden güne böbreğe zarar verebiliyor. Böbreğin etini inceltiyor. Yani idrarın yapma kapasitesini azaltıyor. Bu tıkanıklığın çok uzun süre kalmaması lazım. Böbreğin etini incelmemesi lazım. Böbreğin etini incelmesi demek böbrek yetmezliği demek. Yani küçücük bir taş yüzünden hasta böbrek yetmezliğine gidebiliyor. Dolayısıyla biz hasta karşımıza geldiği zaman bir, hastanın rahatı için ağrısına bakıyoruz. İki, bizim kendi kafamızın rahat etmesi için böbrekte bir problem var mı yok mu ona bakıyoruz. Üç, taş nerede, büyüklüğü ne kadar ona bakıyoruz. Yani yolun neresine gelmiş, böbreğin içinde mi yoksa düşmek üzere mi? Düşmek üzere olan küçük bir taşsa, ya arkadaş ağrı kesiciyi kullan 3-5 gün hopla zıpla. Hakikaten hoplamak zıplamak da burada önemli. O taşı bol bol su iç, üçü düşür diyoruz. Evet, ben de aslında size tam olarak bunu soracaktım. Bu taş hastalığında ameliyatsız çözüm var mıdır? Yani ameliyat olmadan da hastalara neler önerirsiniz? Hemen ben size söyleyeyim. Böbreğin içindeki taşlarda belli bir büyüklüğe kadar, 2 santimetreye kadar böbreğin içindeki taşlarda dışarıdan taş kırma diye bir şey var. Aslında hastalar buna ses dalgası diyorlar ama ses dalgası değil, şok dalgasıyla. Dışarıda bir iki tane işte şok dalgası oluşturan bir şey var. Bu şok dalgası böbreğin içindeki taşlara odaklanıyor ve taşların kırılmasını sağlıyor. Aslında en bilinen ameliyatsız taş kırma yöntemi şok dalga. Dışarıdan şok dalgayla taş kırma yöntemi. Etkili bir yöntemdir, güzel bir yöntemdir ama maalesef ağrılı olabiliyor hastalarda. Ve idrar yoluna düşen taşları da çok tercih etmiyoruz. Çünkü böbrek risk altında olduğu için bir de ekstradan bir yük yüklemek istemiyoruz. Tamamen zararsız değil çünkü. Peki en zararsız taş düşürme yöntemi ne? Su. Suyun inanılmaz derecede aşırı tüketmezseniz, yani atıyorum 6-7 litre, 10 litre içmezseniz bir zararı yok vücuda. Dolayısıyla biz taşı düşürmek isteyen hastalara en önemli önerdiğimiz şey su. Peki suyun yanında, ya hocam işte bilmem ne Balıkesir'in bir köyünde şu su varmış. Ya, tamam yap yani onu da yap. Ben onlara da karşı değilim. Çünkü neticede yıllar içerisinde bir şey geliyorsa demek ki birilerine fayda etmiş ki yıllar içerisinde bu hurafeler çoğalmış. Ama bütün taşlar da etkili değil maalesef onlar. Nasıl ki bütün ilaçlar, bütün hastalıklar da etkili değil. Bu da onun gibi. Ya orada da hastanın taşının cinsi önemli. Hastanın hangi hastada ne cins taşa, hangi suyun, hangi Balıkesir'in köyünün, hangi suyunun, Bursa'nın hangi köyünün suyunun etkili olduğunu biz bilmiyoruz. Ama ben diyorum yani abartmadan yeteri kadar su içip onu da yapabilirsin. Yapabilirler insanlar bunu. Sadece burada doktor kontrolünde böbreğin şişliğinin kontrol edilmesi lazım. Çünkü bazen şu oluyor. Hasta ağrısı geçiyor hastanın. Sen diyor ki taşa düşürdüm. Halbuki böbrek idrar üretmeyi bırakıyor. Mesela böbrek karşısında bir tıkanıklık var. O tıkanıklığı aşmak için uğraşıyor. Sonra bakıyor ki açılmıyor. Diyor ben bırakayım idrar yapmayı diyor bari diyor. O zaman da böbrek yetmezliğine doğru gidiş oluyor. Hasta bunu fark etmiyor. Niye? Çünkü iki böbrek var. Diğer böbrek çalıştığı için idrar da geliyor. Hastanın ağrısı geçtiği için önemsemiyor ama 6 ay sonra, 1 sene sonra bir geliyor ki böbreği bitmiş vaziyette. O yüzden hani bir şekilde bir ağırlı bir durum geçirdiyseniz kontrolünüze lütfen ihmal etmeyin. Çok basit. Ultrasonla baktığımız zaman biz anlıyoruz. Bundan 30 sene önce ultrason yoktu. Tomografiyle taşın yerini, boyutunu, sertliğini hepsini anlayabiliyoruz. Yani bundan çok basit tetkikler. Günübirlik poliklinikte geldiği zaman hasta bir saat içerisinde bütün bunların hepsi anlaşılabiliyor. Evet. Hasta size geldi. Ameliyat olması gerektiği kararını verdiniz hocam. Açık ameliyat uygulamasını nasıl %99 açık ameliyat yapmıyoruz artık. Çok büyük taşlar. Çok büyük taşlarda bile artık açık ameliyat yapmıyoruz. Eskiden bundan 10 sene önce ben ilk başladığımda o zamanlar bile artık yavaş yavaş açık ameliyat terk edilmişti. Biz yani işte teknolojinin ilerlemesi aslında en fazla burada fayda etti. İnsanlar şunu merak ediyor. Ya işte hocam bu kadar teknoloji ilerledi. İşte taş oluşumuyla alakalı bir şey var mı? Yok maalesef. 50 yıl önce neyse şimdi de o. Yani taş oluşumu bilinmiyor. Niye bazı insanlarda oluyor bazı insanlarda olmuyor? İşte hiç su içmeyen insanın bazı insanlarda taş oluşmuyor da çok su içen bazı insanlarda taş oluşuyor. Bilim burayı bilmiyor. Nasıl ki kanserin mesela tedavisiyle alakalı bir sürü şey var ama sebebini bilmiyoruz. Bu da bunun gibi. Ama tedavi ile alakalı çok fazla gelişme var. Ne gibi? O kadar ince cihazlar, lazerler üretildi ki idrar yolundan, idrarın yapıldığı delikten girip ta böbreğin içine kadar çıkıp orada taşları kırabiliyoruz biz.
Dolayısıyla çok açık ameliyattan şöyle bahsedeceğim. Açık ameliyat artık yapılmıyor. Günübirlik bir işlemle bile insanların böbreğindeki taşlara ulaşıp kırıp akşamına evine yolluyoruz mesela ameliyatını yapıp. İyileşme süreci daha mı kolay? Çok daha hızlı. Çok daha kolay. Yani şöyle ben mesela benim ilk mesleğe başladığım zamanlarda açık ameliyat yapılmış insanlara göre buradan buraya yarılmış oluyorlar mesela bir santimlik taş için. Şimdi çok daha basit bir şekilde taşların çözümü yapılabiliyor. Evet. Kapalı ameliyatlarla yapıyoruz yani. İdrar yolundan girip taşların %90'ını idrar yolundan girip hiçbir şekilde bir yerini kesmeden laparoskopi denilen delikte mesela birkaç tane delik de açmıyoruz. İşte Allah'ın yarattığı deliklerden girip taşı kırıp çıkıyoruz. Evet. Hocam peki yeniden taş oluşması bir hastada nasıl engellenir? Zaten bir hasta bir hastalığı geçirdiyse yani atıyorum işte hastada Allah korusun meme kanseri var. Diğer memesinde de kanser olma ihtimali diğer topluma göre fazla. Hastada böbrek kanseri var. Diğer böbreğinde de kanser oluşma ihtimali daha fazla. Ya da bir şekilde herhangi bir kanser var. Başka bir kansere yaklaşma olasılığı yani o hasta mimli olmuş oluyor. Taşta da öyle. Yani sen bir şekilde taş düşürdün. Artık mimlisin. Tekrardan taş düşürme olasılığın daha fazla topluma göre. Mesela ben de taş düşürdüm daha önce. Ve buna uygun yaşıyorum. Ne yapıyorum? İşte sporumu yapıyorum. Diyetime dikkat ediyorum. Tuz yemiyorum. Protein çok aşırı tüketmiyorum. Ve suyumu düzgün tüketiyorum. Yani hastaların tekrar taş düşürmemesi için en önemli şey su. Ha şunu o zaman akıllara gelecek. Sıvı mı su mu? Yani hocam ya ben akşama kadar çay içiyorum. İşte kahve içiyorum. Hiç susamıyorum. Değil. Yani çay, kahve, suyun karşılığı değil. O yüzden çay, kahve ile su ihtiyacımızı gidermeyeceğiz. Biz günde en az 2,5 litre su içeceğiz. Buradaki en önemli kriter şu. İşte yazın terlediğimiz için çok sıvı kaybederiz terle beraber. İdrar rengimizin hep açık sarı renkte olması lazım. Yani koyu renkte idrar yapıyorsak demek ki susuz kalmışız. Hemen suyu artırmamız lazım. Evet. Hocam peki bu böbrek taşlarının oluşumunda diyetin rolü nedir? En önemli şey diyet genetikten sonra. Genetikle beraber çok önemli. Yani işte çok aşırı tuz tüketmek, aşırı protein tüketmek. Ya aslında hep bunları konuşuyoruz. Bütün hastalıklarla ilgili konuşuyoruz. Sağlıklı beslenme bir bütündür. Bütün hastalıklardan korur. Taş hastalığından da korur, hipertansiyondan da korur, şeker hastalığından da korur, kalp hastalıklarından da korur. Yani bir insanın günde 2,5-3 litre su tüketmesi lazım. İdrar rengi açık olacak şekilde. Bu bir. İki, tuz. Mümkünse hiç tüketmesin. Tuz çünkü kötü bir alışkanlık bizim için. İşte hep söylüyorum. Hasta geliyor, işte ilaç yazıyoruz. Ya hocam ben ilaç kullanmak istemiyorum diyor. Tuz kullanıyor musun? Evet. Tuz da bir ilaç. Her gün attığın, yemeğine attığın bir ilaç tuz yani senin. Yani tuz bir de ya hocam işte tuz ihtiyacımızı nasıl gidereceğiz peki? Bir de öyle bir soru geliyor bazen. Diyorum ki ya zaten tuzdan uzak durma ihtimalin yok. Hazır yapılan gıdaların hepsinde tuz var zaten. Tuz var. O yüzden sen tuzu ekstra atma da, sen evdeki yemeklerine tuz atma da zaten fazlasını alıyorsun yani. Ya öyle bir ihtiyaç olduğu zaman da zaten ekstradan tuz sana söylenir, diyetine koyulur. Ama maalesef tuz kimyasal bir ilaç ve bu ilaç da taş oluşumunda önemli. Evet. Hocam peki bir kişi taşının düştüğünü nasıl anlar? Yani nasıl anlaşılıyor bu taş düşürme? En önemli şey aslında hastanın ağrısı dramatik bir şekilde geçer. Bir bu. İki, taşa düşürdüğünü hasta görebilir. Bazıları gözükmüyor bu arada. Üç, bazen gerçekten anlamakta zorlanıyoruz. Biz tomografi çekiyoruz. Düştü mü düşmedi mi diye. Tomografi de %100 anlaşılır. Tomografi çünkü bütün vücudu tarıyor. Ama ben demiştim ya hani benim için önemli şey böbreğin sağlığı. Evet. Ultrasonla böbreği kontrol ettik. Mesela bugün bir hastam geldi. 2 hafta önce taş hastalığı tanısı koymuşum. Taşı da hala düşmemiş ama böbreği iyi durumda. Dedim ya biraz daha takip edelim. Yani hani illaki hemen ameliyat etmek zorunda değiliz. Böbreği iyi durumdaysa hastanın ağrısı yoksa. Biraz daha bekliyoruz yani. Hani onu işte gene hep söylediğim şey hastalık yoktur, hasta vardır. Her hastanın kendi içinde birbirinden farklı. İşte hastalar çok şeyi merak ederler bizde. Hocam benim taşım kaç milim? Ne önemi var ki? Düşmedikten sonra ameliyat olacaksın. Düştükten sonra çok büyük olsa ne olacak? Yani küçücük bir taş düşmediği de gördüm. 3 milimlik taşı ameliyat etmek zorunda da kaldık. Çünkü herkesin idrar yolu da birbirinin aynısı değil. O taşın düşmesi için idrar yolunun geniş olması lazım. O idrar yolu darsa eğer hasta taşını düşüremez. O idrar yolu genişse hasta taşını çok rahat düşürür. 2 santimlik taşı düşüren hastada gördüm, 3 milimlik taşı düşüremeyen hastada gördüm. O yüzden doktorların önerilerine uyup takiplerini düzgün yaptıkları zaman böbreklerinde bir problem olmasın, geri kalan taş düşer, bir şekilde alınır. Dediğim gibi eskisi gibi çok büyük ameliyatlar da yapılmıyor artık bunlarda. Hasta ertesi gün günübirlik işlemini yapıyor, evine dönüyor
takiplerine girmelerinde fayda var. Hocam peki o taş düşme noktasına gelene kadar çok fazla ağrı oluyor mu hastada? Ya da kişiden kişiye değişiyor mu? Kişiden kişiye inanılmaz değişen bir şey. Şöyle bir soru gelebilir. Benim taşım, hocam inanılmaz ağrım oldu, taşım daha mı büyük? Yok. Küçücük taş olup çok fazla ağrı olabilir. Büyük taş olup hiç ağrı olmayabilir. Tamamen kişiden kişiye değişen bir durum. Evet. Bazı hastalar da böbreklerinde sızlama şikayetinde bulunuyorlar. Ya, bu neden oluyor? Sızlama genelde böbrekten değil aslında. Yani bir insan eğer sızlıyor işte ya hocam ya işte eğilince sabahları bir ağrım oluyor kalktığım zaman diyorsa o bel ağrısıdır. Ya %90 böbrek taşı ağrısı %90 hastayı acile götürür. Yani çok şiddetli bir şekilde ağrı olur. Hasta dayanamaz yani acillik olur. Tabii ki %10'luk kısım dedim ya hastalık yoktur hasta vardır diye. Yani o birbirlerini taklit edebiliyorlar ama özellikle pozisyonel ağrılar. Yani eğilince kalkınca, sabahleyin kalkınca. İşte hocam akşama kadar ayakta dururum ondan sonra ağrım oluyor işte eğilince. Bunlar genelde bel ağrısı, kas ağrısı, kas iskelet sistemi ağrısıdır. Taş ağrısı genelde bir anda olur ve çok şiddetli olur. Sonra da rahatlar kendi kendine. Hocam şimdi size şunu sormak istiyorum. Böbreklerimizi koruyan yiyecekler nelerdir? En fazla herhalde bunu kullandık su. Evet. Su böbreği korur. Geçen gün bir hasta da şey yaptı, söyledi bunu bana. Ya hocam çok su içince sanki böbreklerim çok çalışacak. Çok hayır, alakası yok. Yani makinenin yağlanması gibi düşüneceksin bunu yani. Ne kadar çok yağ sıkarsan makinenin demirleri o kadar çok rahat bir şekilde çalışır. Su da öyle. Yani konsantre bir kanı suyla işte su onu biraz daha içindeki zararlı maddelerin daha kolay atılmasını sağlıyor aslında. Onun dışında böbreklere yararlı diyecekleri değil de zararlıları saymak lazım. Hep tabii söylüyorum. Tuz, aşırı protein tüketmek. Akdeniz tipi beslenme diye bir şey var yani insanlar işte uzun yaşamın formülü bulunduğu Akdeniz tipi beslenme. Akdeniz tipi beslenme böbrek hastalıkları için koruyucu. Hocam peki bu böbrek hastalıklarına da böbrek taşı hastalıkları cinsiyet olarak kadınlarda mı yoksa erkeklerde mi daha çok görülüyor? İstatiksel olarak erkeklerde daha fazla saptanıyor ama bunda şunun da etkisi var tabii. Erkekler çalışma hayatında daha fazla bulundukları için açık alanda, işte inşaatta, atıyorum tarlada, daha fazla erkekler dünyada açık alanda daha fazla bulundukları için daha fazla terleyip, daha az su tüketip, daha konsantre idrar yapıyorlar, daha koyu idrar yapıyorlar. Ve böbrek taşı oluşma ihtimali bundan dolayı artıyor. Aslında cinsiyetin seçtiği bir şey değil bu. Bir de kadınların yapısı genel olarak daha elastik insanlar. Küçük taşları daha kolay düşürüyorlar kadınlar erkeklere göre. Tabii bu işin %100 matematiği yok. Kadınlarda da artık biz çok fazla görüyoruz. Özellikle suyu az tüketen insanlarda. Yani bizim hani hastalarımız %60, %70 erkekse de %30 da kadın yani. Çok kadın taşlı ameliyatta yaptığımız oluyor. Ama burada beslenme alışkanlıkları çok önemli. Evet. Peki daha önce de bahsetmiştik. Başka hastalıklarla karıştırılıyor mu? Yani en fazla karıştırıldı. Neler? En fazla karıştırıldı bel ağrısı. Bel ağrısıyla karıştırılıyor taş hastalıkları. Onun dışında idrarda kanama yapan işte tümör gibi hastalıklarla karıştırılıyor. Bazen işte hastalar gelir ya idrarımda kanama var işte hemen bakıyorlar Google'dan. Google diyor ki işte idrarda kanama olduğu zaman kansersin. Ben diyorum gözün aydınız taşınız varmış yani. En azından kanser değil. Ben taş hastalığını çok severim. Çözümü olan bir rahatsızlık. Ve dramatik bir şekilde iyileşme sağlıyor. Yani hasta inanılmaz bir ağrıyla geliyor. Sonra bir küçük ameliyat yapıyorsun. Ağrısı inanılmaz bir şekilde bir anda da geçiyor. İyiye gidiyor. O yüzden çok severim taş hastalığını. O yüzden taş hastalığı gibi keşke hastalık olsa. Bazen hastalar poliklinikte üzülüyorlar ama bence diğer hastalıklara bakış çok daha rahat bir hastalık. Evet. Ağrı dışında. Hocam peki bu taş kırmayı nasıl yapıyorsunuz? Yani taş kırma işlemi nasıl gerçekleşiyor? Taş kırma işlemi nasıl gerçekleşiyor? En başta dışarıdan şok dalgasıyla taş kırmayı anlatmıştım. O bambaşka bir tetik. Evet. Yani şok dalgasıyla taşın dışarıdan parçalanması işlemi. Ama bizim yaptığımız işlem lazerle böbreğin içinde idrar yollarında taş kırma işlemi. Tabii lazer teknolojisinin ilerlemesiyle işte incecik böyle kalemin içindeki şeyler gibi, mürekkep şeyleri gibi cihazlarımız var. Onlarla girip kamerayla, hem kamerası var ucunda, hem işte lazerin geçebileceği bir kanül var. Onunla taşı görüyoruz. Sonra lazerle vura vura kırıp tuz buz haline getirip çıkıyoruz dışarıya. Hastalar eskiden alışmışlar açık ameliyatlarda. İşte hastanın yarılıp taşın tek parça halinde çıkartılıp hastaya verilmesine alışmışlar. Biz artık onu çok fazla yapmıyoruz. Taşı çünkü parçalayıp tuz buz haline getirip bırakıyoruz. Zaten tuz halinde kendisi iniyor aşağıya, düşüyor. Tıkanıklığı da hastanın çözülmüş oluyor, ağrısı da geçmiş oluyor. Yani şu anda lazer olmayan herhalde hemen hemen hiçbir yer kalmamıştır. Lazerle taş tuz haline getiriliyor. Evet, yani kırma işlemini öyle yapıyoruz. Yani bir kameralı bir cihazla endoskopik olarak girip lazerle göre göre kırıp çıkıyoruz.
Hocam bir de size böbrek stentini sormak istiyorum. Böbrek stenti neden takılır? Hastalar böyle çok stentten çok korkuyorlar. Ama biz üroloji hekimlerinin en fazla sevdiği şey de stenttir. Stent nedir? Stentin genel mantığı nedir? Bir adam işte kalp krizi geçiriyor. Niye? Kalpteki bir damar tıkanıklığı olmuş. O damar tıkandığı için kalp çalışmamış. Kalp krizi geçiriyor. Bu da aslında öyle. Böbrek, mesela diyelim ki hasta tek böbrekli. Yani iki böbreği yok. Bir sebeple alınmış tek böbreği. Tek böbrekli bir hastada damar tıkandı. Yani taş orayı tıkadı. Yani idrar yolu tıkandı. Damar, yani insanlar anlasın diye damar diyorum. Hemen acil açılması lazım. O da böbrek yetmezliği olur. Bir öbür böbrek yok ya. Evet. Normalde taş hastaları ağrıyı çekiyor ama öbür böbrek çalıştığı için sorun yok. Kalp gibi tek organ olsa hemen acil stent takman gerekir. Bu da öyle. Stentler genel anlamda şudur. Bir yerde bir tıkanıklık var. O tıkanıklığı açmak için stent takarsın. Peki hocam girdin, taşı kırdın. Niye stent takıyorsun tekrardan? Sizce de taş oraya bir zarar veriyor. Biz oraya bir zarar veriyoruz. İyileşirken düzgün iyileşsin diye stent takıyoruz. Bizim farkımız şu, kalpteki stentler kalıcı oluyorlar. Yani kalbe bir stent takılıyor hasta, o stentle ömür boyunca yaşıyor. Bizde öyle değil ama bizde stenti bıraktığımız zaman, tabii öyle stentle yaşayan hastalar da var, çok uç bir konu o ama genelde o stent de zaman içerisinde taşlaşabiliyor ama bu 3 ay sonra falan başlıyor. Biz geçici süre hastaya stent koyuyoruz. Mesela az önce dedim ya 3 milimlik taşı var hastanın, düşüremiyor. Senin cihazın da incecik ama senin cihazın da girmiyor. O zaman stent koyuyoruz. Niye? İşte taşın yolun tıkanıklığını açalım, böbreği koruyalım. Hani böbrek şişliğinden bahsettim ya, yetmezliğe evet, doğru götüren. O şişlik geçsin. Bir şekilde o idrar akımı sağlansın. Atalarımızın bir sözü var, akan su pislik tutmaz diye. Orada suyun akması lazım, idrarın akması lazım. Taş onu tıkıyor, yolu tıkıyor, akmıyor. Stent onun akmasını sağlıyor aslında düzgün bir şekilde. Yani stentten çok çekiniyor hastalar ama stentlerin de aslında şeyi eskiden böyle çok ağırlıymış. İşte takıldığı zaman ağrı yapabiliyormuş hastalarda. Şu an o kadar değil. Mesela ben hani eskiden 10 hastadan bir tanesinde görüyorsak stente dayanamama durumunu. Şimdi 30-40 hastadan bir tanesi böyle hakikaten zorlanıyor stentle. Yoksa 30 hastadan 29 tanesi stentin olduğunu bile unutuyor neredeyse. Hocam peki stent taktıktan sonra o süreç nasıl işliyor? Yani hastalarınız size yine sizin belirlediğiniz zamanlarda şimdi stent takıldığı zaman stent bir sigorta. Yani stent böbrekteki şişmeyi bir kere ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla hastalar bize bir dahaki sefere stent çekimine geliyorlar. 2 hafta sonra, 1 ay sonra, o hastanın durumuna göre değişmekle birlikte, 3 gün sonra, 5 gün sonra neyse, bazen günübirlik bile stent koyduğumuz oluyor. Sadece geliyorlar, stentlerini çektirip gidiyorlar. İnsanlar bundan da çok çekiniyorlar. Yani tabii ki eskiden bu kadar hastane olmadığı için, bu kadar imkan olmadığı için işte sadece lokal anesteziyle stentleri çekilmiş yıllarca. Belki hala da yapılan yerler vardır ama ben yapmıyorum ya, çok doğru bulmuyorum bunu. Stent çekiminden de çok korkuyorlar. Ya işte hocam işte nasıl çekilecek, canım acıyacak mı? Yok. Yani çok az bir narkoz altında stentleri çıkartılıyor. Hiç farkına bile varmıyorlar. Evet. Hocam bir de size şöyle bir soru sormak istiyorum. Hastanın taşı var ama hiç ağrı yapmıyor. Hı-hı. Hiçbir sıkıntı yok. Onu aldırması, yani almasanız oluyor mu? Onu almadığımız grup şöyle oluyor. Ben almadığımız grubu anlatayım size. Hı-hı. Mesela hasta çok yaşlı. 1 santimetrelik taşı var. Ama işte orada şunu düşünüyoruz. Attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değecek mi? Yani bizim yaptığımız ameliyat, o taşı almak için girdiğimiz risk. Evet az riskli ama senin neticede bir risktir bu ameliyat. Amca o taşla yaşar mı? Yaşar. Bırakalım yaşasın. Teyze yaşar mı? Yaşar. Yani ama işte 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlarda 10 yıldan daha fazla yaşam beklentimiz varsa o taşları biz genelde almaya çalışıyoruz. Almak için uğraşıyoruz. Ama işte bunları kapalı ameliyatlarda yaptığım için hastayı çok yıpratmadan halletmeye çalışıyoruz. Ha hemen şunu da ben size söyleyeyim. Bu taş ameliyatlarının da %95'i spinal anesteziyle, yani hastanın tamamen uyumasına gerek kalmadan belden iğneyle yapılabiliyor. Bu da büyük bir avantaj. Yani hasta genel anestezi almıyor. Genel anestezinin de çünkü riskleri var. En azından o risklerden kurtulmuş oluyoruz. Ya ama genelde biz 1 santimetrenin üzerindeki taşları müdahale etme eğiliminde oluyoruz. Çünkü neden? Bu sefer o taş ileride enfeksiyon kaptırıp hastaya böbreğin çalışmasının fonksiyonunu etkileyebiliyor maalesef ondan dolayı. Ya da işte canı sıkıldı taşın, uyuyordu orada. Bir gün uyumadı, yola zıpladı, böbreği şişirdi. Al sana böbrek yetmezliğe doğru götürdü. O yüzden hani yılanın kafasını küçükken ezmek diye bir terim vardır. 1 santimetrenin üzerindeki taşlara müdahale etmek şart. Tabii ki de çok yaşlı değilse. Evet. Hocam bir de şimdi size doğru bilinen yanlışlarla alakalı birkaç bir şey daha sormak istiyorum. Halk arasında çok fazla konuşulan böbrek taşları ve enfeksiyonlarında sadece idrar yollarında rahatsızlık hissedilir.
diye düşünüyorlar. Şöyle, orada şöyle bir yanılgı var. Mesela böbrek taşı hastaları biliyorlar, ağrı çekenler, bulantı da hissediyorlar. Dolayısıyla hastalık yoktur, hasta vardır. Sadece böbrekle hissedilmez o. Karnında da hissedilebilir. İşte başka bir yerde bulgu da verebilir, ateş de yapabilir. Yani bunu hekime gidip hekimin bunu çözmesi lazım. Ama en önemli şey işte bu sırta doğru vuran çok şiddetli ağrı, evet, bize böbreği düşündürür. Evet. Bir diğer sorumda, tansiyon ilaçları böbreklerde hasar oluşturur diye bir düşünce var. Şöyle, tansiyon ilaçları böbreklerde hasar oluşturmaz. Böbreklerde hasar neyi oluşturur? Böbreklerde hasar ağrı kesiciler çok ciddi hasar oluşturur. Antibiyotikler ciddi hasar oluşturur. Ama ağrı kesici hocam hasar oluşturuyor, ben kullanmayacağım mı? Hayır, hekimin öneriyorsa, hekimin önerdiği şekilde ağrı kesiciyi kullanacaksın. Antibiyotik de herkese o şekilde. Yani kar zarar, kar zarar. Ama şunu görüyoruz işte toplumda, leblebi gibi ağrı kesici insanlar var. Atıyorum işte adam dizinde bir sıkıntı var, ağrı kesici kullanıyor. Arkadaş, git dizinden ameliyat ol. Yani o ağrı kesiciden tamamen kurtul. Yani ağrı kesiciye bağımlı yaşamak doğru değil. Eğer varsa bir problem, giderilebiliyorsa gidermek lazım. Ya da varsa böbrek yetmezliği riski, böbrek yetmezliği yapmayacak ağrı kesiciler var, onlara doğru gitmek lazım. Evet. Hocam, bir de süt ve süt ürünlerinin böbrek taşı yaptığı düşünülüyor. Şimdi şöyle bir şey var. O da yani tam net bir veri yok aslında onunla ilgili. Yani çok süt ürünü tüketmek böbrek taşı yapabilir mi? Yapabilir. Dengeli beslenmek lazım. Yani fazlasının... Beslenme çok önemli. Evet. Yani şimdi suyu bırakıp tamamen süt içmek. İşte atıyorum sürekli yoğurt yemek. Tabii ki de yani dengesiz beslenme oluyor bu. O da doğru değil. Ya işte atıyorum günde bir bardak süt içmekten, günde işte bir kase yoğurt yemekten hiçbir şey olmaz. Olmaz. Yani o taş oluşuyorsa da, bir de taşın cinsleri de var. Yani işte taş biz evet tuz buz haline getiriyoruz ama bazen işte bir parçasını alıp analize göndertiyoruz. O analize göre de diyoruz ki ya işte şu cins taş sende oluşmuş. Diyetisyene gidiyor. Diyetisyen diyor ki şunlardan uzak duracaksın. Ama bunu hani ilk defa taş düşürmüş hastada yapmıyoruz genellikle. Çocuklar için çok önemli. İleride böbrek yetmezliği olmasınlar diye. Hocam, bir de yoğurt suyunun da taş düşürdüğü söyleniliyor. Bu doğru mudur? Bana çok mantıklı gelmiyor. Hani insanlara bu konuda çok karşı çıkmıyorum. Yani işte yoğurt suyu tamam. Yani buna inanıyorsan kullan ama suyunu tüketsen. Ben bir araya gireyim onunla ilgili. Çok sık karşılaştığım bir soru. Alkollü içecekler, işte özel bir ismi var onun. Bir tanesi var özellikle işte arpadan üretilen. Ya hocam onun taş düşürücü etkisi var mı? Yani normal sıvı tüketmekten bir farkı yok aslında. Tam aksine çok aşırı o arpa suyunu tüketmek taş oluşum riskini de artırıyor. Arpa suyunu tüketenler biliyorlar. Çok fazla idrara çıkartır insanı. Bu fazla idrara çıkmakta vücudu susuz bırakıp daha sonrasında tekrardan taş oluşum riskini artırıyor. Dolayısıyla su dışında bilimin önerdiği prostat ilaçları var, taş düşürmeye faydalı. Ve bizim işte kullandığımız bazı ilaçlar var. Bunlar da işte su taş düşümüne falan. Şimdi biz hekim olarak kitapta yazmayan bir şeyi hastaya öneremiyoruz. Çünkü neden? Ya hasta atıyorum gitti Balıkesir'in suyunu içti. Ben önerdim onu. Onda da yan etki yaptı. Bilmiyorsun ki çünkü bilimsel bir veri yok elinde. Öneremiyoruz. Ama yapmak istiyorsa yapabilir. Yani ben insanlara bu konuda karışmıyorum. Hocam, benim size hazırladığım sorular burada bitti. Eklemek istedikleriniz varsa onları da dinleyebiliriz. Eve dönüş notu olarak dediğim gibi arpadan üretilen alkollü içeceklerin taş oluşumuna maalesef sebep olma ihtimali var. O yanlış bilgiyi bir düzeltelim. Taş hastası olmamak için en önemli şey suyu düzgün tüketmek, hareketli bir yaşantıya sahip olmak. Onunla alakası var. Ne kadar hareketli olursak, taşlar kum halindeyken bir şekilde işte hareket edip İdrar yolundan hiç fark etmeden düşecek. Çok sık karşılaştığım konulardan bir tanesi de, hocam böbreğimde kum var, kum döküyorum. Bu ağrı yapar mı? Hayır, kum şiddetli ağrı yapmaz. Kumun yapacağı şey idrar dayanmadır. Kumun çözümü de sudur. Ya mesela hasta geliyor bana, ya hocam kum döküyor. Su içeceksin. Yani kumun bir şeyi yok, başka bir ilacı yok. Su. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Çok güzel sorulardı. Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için programımıza. Özel Esentepe ve Anadolu Hastaneleri'nin katkılarıyla hazırlanan Sağlık'ta Bugün programının bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, sağlıkla kalın.